Sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim ve çok mutluyum. Örgüyü elime almadım. Örgüyü, ne tığ ne ip, hiçbir şey. Çok uzun bir süredir. Kendimi bayağı bir zorladım. İpi alıyorum, geri bırakıyorum. Ne hikmetti bilmiyorum. Neyin nesiydi artık, yavaş. Örgü örmeyi de çok seviyorum. İlk defa bu kadar bayağı bir uzun süre kaldım örgüden ayrı. Bakalım. İnşallah geri kendimi toplarım yavaş yavaş. Şimdi bu bölümde kırmızı pancar çalışması yapacağım. Şimdi yapraklarını oluşturdum iki tane. Bir tane de sizde yapacağım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 tane zincir çektim. Tabii bu uzunluğunu kendim uzun yapmak istedim biraz. Yani onu örünce kendiniz de ayarlama yapabilirsiniz. Kısa yaprak isteyen olur, uzun yaprak isteyen olur. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar onun yanındakine, tekrar bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındakine başını doluyorum. Çakma trabzan yapıyorum. Şimdi başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. Bir, iki, aynı deliğe iki tane batıyorum. Şimdi yan yana üç tane ikili trabzan yapıyorum. Üç. Yan yana üçlü ikili trabzan yaptım. Şimdi onun yanındakine çift ikili trabzan yapıyorum. Yani bir zincirin içine iki tane battım. Şimdi üç tane yan yana ikili trabzan. Bir, iki, üç. Şimdi dördüncü iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yine yan yana üç tane yan yana ikili trabzanı yapıyorum. Dördüncü çift ikili trabzan. Bunu bu şekilde örüyoruz. Şimdi bir tane tekli trabzan, yani tepesine öyle denk geldi. Şimdi sonuncu zincire 6 tane sık ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Şimdi bir tane sık ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanındakine çift batıyorum. Bakın. Çiftlere çift batıyorum. 3 tane trabzan çift. Çift battım. Şimdi yan yana yine üçlü 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yine çift denk geldi. Yani tabii öyle olacak zaten de. Yine yan yana üç tane ikili trabzan. Çift
Çifte çift, teke tek. Şekilde. Şimdi bir çakma trabzan, bir tane sık iğne, tekrar yine bir tane sık iğne. Evet, yaprağımızı oluşturduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu arada tığının ne olduğunu göstermedim herhalde. Şöyle. İplerim de her zaman kullandığım koton ipleri, amigurum ipleri. Fres marka diye bir marka. Şimdi yaprağın orta damarını öreceğiz. Ya da şu taraftan başlayayım şöyle. Şimdi bunlara zincir çeker gibi, zaten batılacak yerler belli. Bu şekilde zincir çeker gibi evet bunu bu şekilde aşağı doğru örüyoruz, yani sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Evet, şimdi sonuna kadar örüp geleyim. Ördüm. Şimdi bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Bu şekilde. Şu arkadaki ipleri de arka taraftan içine çekip görünmez hale getirelim. Evet. Şimdi 3 tane yaprağı oluşturdum şu şekilde. Şimdi geldik pancarın orta kısmına. Zincir çekerek başlıyordum. Şimdi sihirli halka yaparak başlamak istiyorum. Şimdi biraz ortasını aralıklı bırakacağım. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi burayı fazla sıkıştırmıyorum çünkü o yaprakları içine geçireceğim için. Burayı sabitledim. Şimdi yerini de belli ediyorum. 6 tane sık iğne ördüm ilk sırada. İkinci sırada her bir sık iğneye çift çift batarak ilmek sayımızı 12'ye çıkarıyoruz.
11 ve 12. Şimdi 3. sıraya geçtim. 3. sırada bir tek, bir çift, bir tek, bir çift batıyorum. Bir tek, bir çift. Bu işlemi sıranın sonuna kadar bu şekilde tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 18 tane sık iğne olacak. Bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. 18 tane sık iğne oldu. 4. sıraya geçtik. 4. sırada bir, iki tek, bir çift örüyorum. Bir, iki tek, bir çift örüyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 24 tane sık iğne olacak. Bir, iki tek, bir çift, bir, iki, bir çift, bir, iki, bir çift. 24 tane sık iğne oldu. 5. sıraya geçtim. 5. sırada bir, iki, üç tek, bir çift, bir, iki, üç tek örüyoruz. Bir çift örüyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyorum. Sıranın sonunda 30 tane sık iğne olacak. 6. sıraya geçtim. 6. sırada 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. 5. çift batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane yan yana sık iğneyi ördüm. 5. 2 kere batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. 5. çift batıyorum. Şimdi bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. 7. sıraya geçtim. 7. sırada 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. 6. çift batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. 6. çift batıyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 42 tane sık iğnemiz olacak. 8. sıraya geçtim. 8. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek ördüm. 7. 2 tane batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek ördüm. 7. çift batıyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 48 tane sık iğnemiz olacak. 9. sıraya geçtim. 9. sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek ördüm. Yan yana tek sık iğne. 8. çift batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğne ördüm. 8. çift batıyorum. 7 tek, 1 çift, 7 tek, 1 çift. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 54 tane sık iğne olacak. 54 tane oldu. Şimdi bu 54 tane sık iğneyi arttırma, eksiltme yapmadan 54 tane sık iğneyi örüyoruz. Şimdi ben de sizlere birlikte ördüğüm için daha önce de hazırlık yapmadım. Hani ön hazırlık. O yüzden şimdi şuranın sırasını kaç sıra öreceğimi şimdi belirleyeceğim. Ördükten sonra sayıyı söyleyeceğim. Şimdi bu 1. sıraya gidiyoruz. Yani 54 tane sık iğneyi arttırma, eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi bu 1. sıra. Bakalım kaç sıra örülecek, ona göre söyleyeceğim. 9 sıra ördüm.
Şöyle baktım, yeterli geldi. 9 sıra ördüm. Yani 18. sırayı tamamlamış oldum. Şimdi eksiltmelere geçiyorum. 7 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. İkisini bir alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve tekrar eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm. Bir eksiltiyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 48 tane sık iğne kalacak. 20. sıraya geçtim. 20. sırada 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 42 tane sık iğne olacak. 21. sıraya geçtim. 21. sırada 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne ördüm ve bir eksiltiyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 36 tane sık iğne kalacak. 36'ya tamamladım. Şimdi şu yaprakları ayarlayayım. Çünkü birazdan pamuğu dolduracağız. İyice küçüleceği için ileride daha zorlayacak beni. O yüzden ben şimdi şöyle şekilde şöyle bir pembe şey mürdüm renginden ipi ayarladım şöyle. Bir iğne yardımıyla da olur, daha kolay olur. Tekrar sabitleyeyim şu şekilde. Şimdi şuradaki boşluktan
sabitledim. Şöyle aralardan da iğne olsaydı daha iyi olacaktı. Ben de yanıma getirmemişim. Şu şekilde aralardan geçirerek iyice burayı sıklaştıralım. Şöyle. Evet, bu şekilde ben bunu böyle sabitleyeyim. İyice sıkılaştırayım. Zaten hepsini göstermeye gerek yok. Ne dediğim anlaşıldı. Sabitledim, geldi. Şimdi 22. sıraya geçtim. 22. sırada 1 2 3 ve 4 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyorum. Sıranın sonunda 30 tane sık iğne kalacak. 4 tane örüyorum, bir eksiltiyorum. 4 örüyorum, bir eksiltiyorum. 30 tane sık iğnemiz kalacak. 23. sıraya geçtim. 23. sırada 1 2 3 tane sık iğne ördüm. 3 bir eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda 24 tane sık iğne kalacak. 24. sıraya geçtim. 24. sırada 1 2 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. 1 2 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. 1 2 tane sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Bu işlemi sıranın sonuna kadar tekrarlıyorum. Sıranın sonunda 18 tane sık iğne kalacak ve pamuğu da dolduralım. 25. sıraya geçtim. Pamuğu da doldurdum. 25. sırada 1 tane sık iğne örüyorum, bir eksiltiyorum. 1 tane örüyorum. Bir eksiltiyorum. 1 tane örüyorum. Bir eksiltiyorum. Bir tane ördüm. Bir eksilttim. Sıranın sonunda 12 tane sık iğne kalacak. 26. sırada ilmekleri çift çift alarak ilmek sayımızı 6'ya düşürüyoruz. Şuradaki boşluktan da şuradaki pamuğu dolduralım. Şu boşluklar oluştu. Hemen pamuğu doldurup geliyorum. Bir sıra 6 tane sık iğneyi örüyorum.
3 4 5 6 Şimdi bunu ilmekleri çift çift alarak sayımızı 3'e düşürüyoruz. Ya da çift almayıp da bir sık iğne atlayıp diğerine bakalım. Çünkü çift çift alırken zorlayacak. En iyisi bir sık iğne atlayıp diğerine batayım. Evet, şu şekilde oldu. Şöyle. Üç, dört, beş zincir çekiyorum. Hani böyle topraktan çıkıp da kökü çıkmış gibi yani şöyle. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım anlatabilmişimdir. Şöyle benim çok hoşuma gitti. Şu şekilde. Ben bir de bunu rendeleyip az bir sıvı yağda kavuruyorum. Sonra sarımsaklı yoğurtla çok güzel oluyor. Ya da halka halka dilimleyip limon sıkıp hafif tuzla çok hoşuma gidiyor. Hazır turşuları var. Onu denemiştim. Hoşuma gitmedi. Ama kendimiz yaparsak belki daha güzel olacaktır. Ben hiç denemedim. Ama yani her türlüsü yenir. Allah'ın yarattığı her bir nimetten faydalanalım. Şu şekilde. Çok çok güzel oldu. Evet, başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.